Herkes Konuşacak programına hoş geldiniz. Türkiye tarihi canlı yayını geride bıraktı ama yankıları devam ediyor. İzmir'de de bunun yansımalarını görüyoruz. Tunç Soyer'le AKP'li milletvekilleri ve il başkanlığı yöneticileri arasındaki tartışmalar devam ediyor. Biz bugün Türkiye Psikologlar Derneği İzmir Şube Başkanı Mevlüt Ülgen ile birlikte canlı yayındaki beden dili ve iletişim konularını ele alacağız. Mevlüt Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Önce ben de İzmir TV'ye teşekkür ederim. Tabii ki nazik davetiniz için sizlere iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilere de keyifli bir program olur umuyorum. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir kere şunu sormak istiyorum, şuna başlayayım. Sizce berabere mi bitti yoksa bir kazanan var mıydı açıkça? Ya şöyle, yani çok net bir kazanan olmamakla birlikte ben İmamoğlu'nun bu söyleşide, bu açık oturumda daha üstün olduğunu, daha iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Ama bu konuda kamuoyunda şöyle bir şey oldu. Genellikle hani ikisinin eşit olduğunu veyahut da İmamoğlu'nun hani bir performans noktasında açık beklentiyi karşılayamadığı gibi, ama şöyle düşünmek gerekiyor. Olayı bağlamıyla değerlendirdiğimiz zaman İmamoğlu'nun yarışta önde olması nedeniyle ve bu programdan aslında İmamoğlu'nun çok fazla hani bir elde edeceği bir şey olmaması ama hata yapma riski nedeniyle kaybedeceğinin fazla olması belki İmamoğlu'nda performans kaygısını daha da artırdı. Yani İmamoğlu bu açık oturum sürecinde, bu tarihi zirve sürecinde biraz daha gergin olması doğaldı. Biraz daha bu noktada belki de yani kendi olmaktan, spontan olma halinden uzaklaştı. Bu da beklentileri karşılamadığı gibi bir şey oluşurdu ama bağlamını düşündüğün zaman ben ve yayın akışına baktığımız zaman İmamoğlu'nun bu yarışı önde götürdüğünü düşünüyorum. Şöyle diyebilir miyiz? İmamoğlu biraz daha hani 0-0 olsun, 1-0 olsun, benim olsun dan dışarı çıkmadı, risk almadı ve bunun sonunda aslında böyle bir program ortaya çıktı desek. Yani şöyle, belki de dedim ya, bu hazırlık süreci ve benzeri şey, hata yapmamaya çok odaklandı İmamoğlu ve kendisini anlatmaya odaklandı. Bu da yayın akışının içerisinde yani daha spontan davranma halini doğal olarak olumsuz etkiliyor. Buradan çağrı yapalım. Bu programı izleyen herkes bu programı paylaşırsa eğer daha kalabalık, daha güçlü oluruz. Yorumlarınızı da bekliyoruz ayrıca. Girişten itibaren başlayalım istiyorum. Mesela şöyle bir durum var. İmamoğlu geldi, Binali Yıldırım yok. Bekledi. Ve program aslında 3-5 dakikalık bir gecikmeyle başladı. Geç gelmesini bu ülkede Ulaştırma Bakanlığı yapmış bir isim. İstanbul trafiğine takılıyor. Vaatlerinden bir tanesi İstanbul trafiğini sona erdirmek ve geç geliyor. Bunun bir perde arkası sizce var mı? Siz nasıl yorumluyorsunuz? Ya şöyle, ben bunu şöyle yorumluyorum. Yani daha çok teknik bir hani beden dili veya hani iletişim stili anlamında baktığımız zaman olaya sanki şöyle bir şey var. Bilinçli olarak bir genç gelme, bekletme hali. İmamoğlu'nun işte 35 dakika sanırım önce gelmesi daha gergin o zaten hani bu süreçte beklenti yüksek olduğu için, onun için çok önemli olduğu için şimdi salonda 35 dakika bekledi. Bir gerginlik salonda bekleme hali, toplantı odasında bekleme hali gerginliği artıran. Daha sonraki sürece baktığımız zaman da yani sürekli Binali Yıldırım'ın konuşma sırasında müdahale etmesi ve daha böyle hani suçlama, gerginlik yaratma üzerine kurduğu bir şey var, strateji vardı. Bu geç gelme durumu da ben buna bağlı diyorum. Yani orada rakibini beklenti stresini artırmak, daha stresli bir hale getirip kendisinin bir de bir şekilde bu hani ben sonra gelen olma üstünlük halini vurgulama gibi bu iletişimde, beden dilinde kullanılan teknikler arasında sanki onu yaptı. Saniye, ben yayını paylaşmış olayım. Böyle insanlara paylaştığı paylaşmayınca kızıyorlar sonra. Evet.
bu söz kesmeler buna dahil midir o halde yani? Geç bekletmesin. Genel, hepsi bir stratejinin parçası. Aslında sormak istediğim şey. Şöyle, aslında İmamoğlu kendini anlatma üzerine bir strateji kurmuşken, Binali Yıldırım daha çok bunu engelleme. Yani rakibini daha böyle hata yapmaya zorlama, rakibinin gerginliğini, stresini artırma ve onun performansını düşürme üzerine. Yani stratejisi, Binali Yıldırım'ın stratejisi, Sayın Binali Yıldırım'ın stratejisi daha çok oyun bozma üzerine oldu. Zaman zaman bu anlamda da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Yani İmamoğlu'nun kendini anlatma noktasında bir takım sözlerini kesmesi ve müdahaleleri ortamı germe İmamoğlu'nun kendini ifade etmesini zaman zaman olumsuz etkilediği düşünüyorum. Yani çok daha İmamoğlu bu basınç baskı altında olmasa spontan olarak bazı durumlarda çok daha net tavır koyabilirdi. Yani bizim İmamoğlu'ndan beklediğimiz, daha önce göstermiş olduğu performansını biraz bozdu. Ama ilk başlarda bu etkili oldu ama daha sonra İmamoğlu'nun bunu toparlaması ve İmamoğlu'nun da bir takım daha hazırlıklı olduğunu görürüz. Bir kere şöyle bir şey var yani bu yayında. İmamoğlu cephesi bu yayına çok iyi hazırlanmış. Aslında yüksek bir motivasyon. Yani yüksek motivasyonun getirdiği tabii ki bir performans kaygısı, bir stres, daha baskı altında yaşadığı bir stres var. Şeye baktığımız zaman Binali Yıldırım sanki zaten hani yarışta geride olması nedeniyle yayından beklentisi daha çok İmamoğlu'nu hataya sürüklemek, hata yaparak onun hata yapmasından bir kendisine üstünlük sağlamak veyahut da kendi oy oranını kazanma potansiyelini artırmaya yönelik bir şeydi. Bu anlamda onun oyun bozma, İmamoğlu'nun oyun kurmaya odaklı, daha hazırlıklı, daha yüksek performans gösteren bir şey vardı. Örneğin çok belki gözden kaçtı. İlk başta İmamoğlu çok daha gergin bir hal birinci bölümde ama fark ettiniz mi mesela ilk şeyde İmamoğlu ortamı yumuşatacak bir jest yaptı. Hediyeler. Babalar Günü hediyesi. Hediyesi mesela. O hem İmamoğlu'nun rahatlamasına hem ortamı rahatlamasına Binali Yıldırım'ın gerginlik stratejisini dağıtmaya mesela bu tür şeyleri İmamoğlu'nun zaman zaman yaptığı şeyler önledi diye düşünüyorum. Peki Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım açısından ayrı ayrı değerlendirecek olursak kim ne yapmaya çalıştı, kim ne kadar başarılı oldu ve yani sonuçta şöyle de bir durum söz konusu. Aslında kitleler belliydi yani kimin nereden ne kadar oy alacağı belliydi. Taraflar aslında daha çok tarafsız seçmen, oy kullanmamış seçmen üzerine oynadılar. Sizce kim ne kadar başarılı oldu bu? Ya önce ben belki şöyle başta da söylememiz gereken şey var. Şimdi beden dili dediğimiz zaman, siyasi iletişim dediğimiz zaman şeyde bu meseleleri çok teknik bir mesele olarak algılıyorlar. Yani sanki böyle bir takım teknik hareketler, teknik hamlelerle üstünlük kurabilecek veyahut da bu etkili bir beden dili veya iletişim kurmuş olacağını düşünüyorlar. Öncelikle beden dili şöyle bir şey. Yani beden dili tek bir harekete veya teknik bir mesele değil. Tamamen bizim duygusal sistemimizde, limbik sistem dediğimiz ve o anda spontan halimizi önemli ölçüde yansıtan bir durum. Dolayısıyla bizimle uyumlu olması, ortamla uyumlu olması, vurgu önemli bu anlamda, olayın bağlamı önemli, hangi bağlamda nasıl değerlendirdiğimiz gibi beden dilinin temel özellikleri var. Bu anlamda siyaset strateji uygulayanlar veyahut da iletişimle uğraşan kişilerin veyahut da bunu uygulayan, satın alan hizmeti kişilerin bu meseleyi teknik bir mesele olmaktan görmemeleri gerekiyor. Burada aslında hani nereden işte oyun bozma daha çok hani rakibine hani stresini artırmak, gerginliğini artırmak, rakibinin kendine anlatmasını, hata yapmaya sürükleme stratejisinin ben çok tutmadığını düşünüyorum. Nereden düşünüyorum? Bunun karşısında İmamoğlu'nun daha hazırlıklı,
bazı ince noktaları düşünmüş olması. Mesela ne? Mesela spontan haline dedik ya, etkiledi evet, ama bazı yerlerde de gerginlik şeylerinde yaptığı hamleler var. Örneğin başlangıçta kalem hamlesi, örneğin bitişte fotoğraf çekilme fotoğraf, evet. Ve benzeri bir takım hamleler. Yine yayın akışı içerisinde de benzer bir takım İmamoğlu'ndan daha böyle, yani ortamı yumuşakacak İmamoğlu'nun istediği tarzda, yani daha böyle hani proje bazlı konuşmak, daha çok kendini anlatma bazlı konuşmak ve daha çok da kararsız seçmene veyahut da daha önce AK Parti'ye, Binali Yıldırım'a oy vermiş kitlelere kendini anlatma noktasında zeminlere çekmeye çalıştı. Bu hazırlıklı olduğunu gösteriyordu, daha iyi hazırlandığını gösteriyordu. Binali Yıldırım şöyle bir şey var, hani çok enerjisi yüksek değildi. Genel olarak zaten öyle bir kişilik. Genel bir kişilik, evet zaten hani enerjisi düşük diyebiliriz ama Binali Yıldırım'ın doğal hani halde alıştığımız halinden daha düşük bir enerji vardı. Özellikle bazı konularda hani yalan söylüyorsun gibi, bu seçimi iptal gibi yerlerde ses tonunun düştüğünü, yavaşladığını fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet, oralarda evet. Daha böyle yani yavaş, daha ses tonunun düştüğünü görürüz ki bunlar beden dil açısından önemli. Özellikle bazı yerlerde, özellikle bu kritik tartışmalı yerlerde, kendisi anlamında zor yerlerde çok mimik kullandığını, bizim rahatlatma hareketleri dediğimiz, yani işte dudağını, sürekli dudağını emme ve benzeri gibi şeyler, bunlar biraz hani o sıkıntılı halini daha iyi gösterdi. Yani şöyle teknik anlamda Binali Yıldırım her ne kadar oyunu bozma, daha rahat bir görüntü verme üzerine bir strateji oluşturmuş olsalar bile yayın akış içerisinde aslında beden dilini kontrol etme ve denetlemede Binali Yıldırım'ın daha da zorlandığını görüyoruz. Mesela Ekrem İmamoğlu beden dilini daha kontrollü yaptı ve onun beden dilini, gerginliğini, sıkıntısını nereden anlıyoruz? Mesela onun daha çok böyle gerginliğini, değil mi, gülümsemesinden anlıyoruz. Daha bizim Ekrem İmamoğlu'nda Karadeniz bir insan olarak daha hani böyle dolu dolu gülme, i̇şte dolu dolu gülümseme, şen. Daha evet. Şen şeysi, o gülümsemelerde yoktu. O da bir aslında gerginlik ama mesela İmamoğlu burada daha çok o gerginliği gülümsemeyle yaptı. O da tabii ki gerginlik hali olduğu için bizim hani plastik gülme dediğimiz bir şey yarattı ama daha beden dil anlamında daha iyi kullandı. Örneğin yani jestleri, ellerini kullanması, resim görselleri kullanması. Mesela görsel çok çok önemli bu tür programlarda. İnsanlar önemli ölçüde görsel algılarlar. Görsel görme daha kalıcıdır öğrenmede. Bunu kullandı. İşte raporlarla ve benzeri şeylerle ben bu şeye daha hazırlıklıyım gibi bir şey çizdi. Görselliğe girmişken şunu da soralım. Adaylara döneriz yine ama mekan, yayın, bunun program hakkında, programa etkisi hakkında ne söylemek istersiniz? Bir etkisi ya, oldu mu? Ya şöyle, yani mesafe mesela çok mesela mesafe çok büyüktü. Masa çok büyük. Şey çok büyük. Oda, salon. Mesela insanlar genelde nedir? Masa, büyük bir salonun ortasında bir masa. Yani insanların daha çıplak hani hissettirecek bir şey. Genelde nedir? Arkamızda duvar varsa, bir şey varsa kendimizi daha rahat hissederiz. Evet. Mesela evet. Orada rahat hissettirmeyecek kadar o şey, mekan büyüktü. Masanın çok büyük olması ve benzeri şeyler iletişimin daha sıcak olmasını engelledi. Daha soğuk bir ortam yarattı. Belki de bu özellikle de seçilmiş de olabilir. Yani şöyle bir şey.
çok hani aman tartışma olmasın, aman gerginlik olmasın, aman bir çatışma yani şey anlamda, söz anlamda kavga olmasın gibi bir günlerdir süren bir şey var. Yani şunu ayırmak gerekiyor, böyle bir yanlış var. Yani bu tarihi zirve, büyük zirve çok önemli 16-17 yıl sonra. Bugüne kadar hep iktidar partisi, muhalefet parti liderleriyle bir araya gelmekten, açık oturumlarda, söyleşilerde konuşmaktan kaçındıkları bir tabloydu. Bu anlamda önemli ama şöyle bir şeye baktığımız zaman bu tür açık oturumların tabii ki spontan olması gerekiyor. Burada zaman zaman tartışmalar olacak, gerginlikler olacak. Bu hakaret içermediği sürece, şiddet içermediği sürece, nefret söylemi içermediği sürece doğaldır. Bu anlamda bu yayın daha çok her anlamıyla hata yapmama üzerine kurgulandığı için birçok anlamıyla hem sonuç almada, hem adayların kendini tanıtmasında, hem adayları bizim daha iyi tanımamız noktasında sorunluydu. Peki yani burada bir moderatöre bir parantez açsak, adaylardan daha fazla risk almamak gibi bir kaygı güttü desek yanlış olur mu? Bir de bu 3 dakika meselesi sizce programı kısıtladı mı? Şimdi şöyle bir şey, daha çok bağlamından değerlendirdim. Şimdi normal bir moderasyon süreci değildi. Yani bağlamından çıkardığımız zaman yayını ve moderasyonu, evet birçok eleştiri getirebiliriz. Ama iki partinin üzerinde anlaştığı, sorularına kadar konuştuğu, her anı planladığı bir süreçte ve aman hani tarafsızlığa gölge düşmesin gibi böyle yoğun baskı, basınç olduğu bir bağlamda, ortamda gerçekleştirdiği için ben hani moderasyon anlamında İsmail Küçükkaya'nın başarılı buluyorum. Yani o eleştirileri bağlamından çıkardığımız zaman, yani normal bir açık oturum yönetme, normal bir yayın yönetme anlamında düşündüğümüz zaman evet sorumluydu ama olayın bu tarihi zirve dediğimiz zirvenin bağlamında düşündüğümüz zaman başarılıydı. Mesela sonradan bazı yayın kuruluşlarında, bazı basın yayın organlarında İsmail Küçükkaya'nın beni beğendiniz mi, moderasyon nasıldı gibi bir şeysi eleştirildi. Yani moderasyon yapan kişi, yani kendi beni beğendiniz mi gibi sorması garip karşılandı. Aslında o da yayının ne kadar hani bir basınç altında yapılması, daha sonra çıkacak hani tarafsızlığa gölge düşecek tartışmaları önlemek için kendisi anlamda önlem aldığı bir şeydi. Aslında ne kadar doğru yaptığını bugün tartışmalardan görüyoruz ki, şöyle bir şey ki açık oturma sonunda her iki adayda, İmamoğlu da Yıldırım da yayından memnun olduğunu, yayının tarafsız olduğunu söylediler, teşekkür ettiler. Bir eleştirileri olmadığını, söyleyecek sözleri olmadığını söylediler. Artık nedir ondan sonra? Bu kapanmıştır. Evet, tartışmayı bitirdi aslında. Bitirdi. Ama bugün biz işte bu yayın üzerinde, moderasyon üzerindeki tartışma yapılmasından anlıyoruz ki bu soruyu sormakla moderasyon yapan Sayın İsmail Küçükkaya ne kadar haklıymış, ne kadar doğru yaptığını ama normal süreçte sorulmaz. Zaten de ben de İsmail Küçükkaya'nın normal bir yayın akışında böyle bir şey soracağını düşünmüyorum. Adaylara döneceğim. Topluma yansıması, ya İstanbul seçmenine yansıması aslında ama sadece İstanbul seçmenini ilgilendiren bir seçim değil. Topluma yansıması ne yönde oldu? İkinci bir canlı yayını görebilir miyiz ileride? Ya, uzun bir süre bekleyecek miyiz? Öncelikle şunu görmemiz, demokrasilerde görmemiz gerekiyor. Demokrasilerde göreceğiz. Aynı zamanda demokrasilerde göreceğimiz canlı yayınlar, tartışma programları, bugünkü gibi böyle soruların önceden hazırlandığı, herkesin her aşamasının planlandığı ve tartışmaya katılacak adayların ne sorulacağına kadar önceden planlandığı bir ortamda açık oturum olmaması gerekiyor. Yani açık oturuma çıkacak adaylar, gazetecilerin o anda sorularını söyler. Gazeteciler tarafsız olacak demek şu değildir. Gazetecilik, tabii ki gazeteci kendi açısından doğruları söylüyor. Önemli olan her iki adaya da, kişiye de
eşit süre tanıması, onların kendini ifade etme fırsatı vermesi, yoksa gazetecinin görevi tarafsız olma, soru sorma ve halkın sorduğu soruları yansıtmadır. Bu burada A'ya şunu sordu, bunu sordu, sormadı gibi bir şey söylemek doğru değildir. Bu tarafsızlık da değildir. Gazeteci tarafsızlığı tartışmaya katılan kişilere eşit mesafede durması, onlara uygun ortam ve süre sağlamasıdır. Yoksa sorulardan kaçınması, imtina etmesi, evet. Aman ona şöyle soru sordum, bunu da aynı soru sorayım değil, halkın merak ettiğini sorması gerekiyor, öğrenmek istediğini. Binali Yıldırım'la birkaç sorum var, sonra da yavaş yavaş programın sonuna yaklaşıyoruz. Ekrem İmamoğlu, Ekrem abi her şey çok güzel olacak sloganı üzerinden çok güzel bir rüzgar yakaladı, bir hava yakaladı. Onunla birlikte yürüyorken canlı yayında işte gençlerle ilgili gelen bir soruya Binali Yıldırım da onlarla ben kankayım aslında dedi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Binali Yıldırım gibi aslında daha çok böyle işte devletin o yaşlı, işte bezmiş, enerjisi düşük kişisinin kanka figürü üzerinden bir çıkar sağlaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Başarılı oldu mu sizce? Şimdi ben şöyle, yani bunu teknik bir açıdan hani değerlendiriyorum. Hani yurttaşlarımız da değerlendirir, gençler de değerlendiriyordur belki. Ama ben hani bir iletişimle ilgilenen, beden diliyle ilgilenen bir kişi olarak şöyle düşünüyorum. Yani çok Binali Yıldırım'ın hani genelde sempatik bir, daha yumuşak bir kişiliği var hani bir şey ama şimdi gençlerle kankayım demesi, orada ben onların kankasıyım demesi çok oturdu mu? Bence yani çünkü kankalık, gençlik aynı zamanda o enerjiyi taşımak, onlarla kurduğunuz bağ ve benzeri birçok duygu haline yansıtan bir şey. Şimdi öyle bir duygu hali yok. Yani daha çok böyle işte bu kankalığı siyasi bir stratejici gibi, bir söylem gibi söylüyorlar. Burada özellikle vurgulamak istediğim şey şu. Şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Yani adaya uymayan, sonradan iliştirilmiş, ya bu sözcük sempatik geliyor, bu imaj doğru geliyor diye yaptığınız şey geri teper. Ben Sayın Binali Yıldırım'da bu kankalıkta çok karşılık bulmadığını, gençlerin daha çok bu noktada diye aldığını. Mesela şeyin kişilik özelliklerine baktığımız zaman çok daha uyumlu. Ben gençlerin abisiyim dedi. Yani İmamoğlu'nun kişilik özelliğine, yaş şeysine baktığımız zaman ve söylem tarzına belki ben onların abisiyim demesi gençler açısından daha yani kucaklayıcı, daha sıcak, daha samimi bulundu. O nedenle samimiyeti, yani siyasi strateji uğruna içtenliği, samimiyeti ortadan kaldıran, iletişimi sadece bir teknik meseleye indirgeyen yaklaşımlardan hem adayların hem politikayla uğraşan, toplumun önüne çıkan herkesin kaçınması gerekiyor. Yani başarılı bir ilişki, iletişim, mutlaka kişinin kişilik özelliklerine uygun olması gerekiyor. Onun ruh haline, duygu durumuna uygun olması gerekiyor. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eklemek istediklerinizi alabiliriz aslında. Yani ben şunu düşünüyorum. Türkiye'de özellikle son süreçte kendini daha iyi anlatan, toplumu kucaklayan, toplumda birleştirici, bütünleştirici olan ve projeleri olan öne çıktığını, böyle bir değişim yaşadığını düşünüyorum. Dolayısıyla İmamoğlu'nun daha istekli görülmesi, sosyal politikalardaki projeleri ve benzeri birçok alana değinmesi noktasında olumlu görüyorum. Yani çatışma dili yerine uzlaşma dili, daha barışçıl, daha açık yürekli, her şeyi tartışan, daha şeffaf bir siyasal sürece girmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bu anlamda önümüzdeki seçimler herkes için hayırlı olur diye düşünüyorum. Sanırım halkımızda daha barışçıl, daha kendisini kucaklayan, daha hizmet odaklı, daha insan merkezli, daha katılımcı bir tercih yapacaktır. Türkiye'nin ve dünyanın kurtuluşu buralarda. Çok teşekkür ederiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere.